Benim direkt kalbime saplamaya teşebbüs. Ünlü radyocu Cem Arslan sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Dedim ki ne oluyor ya, ölüyor muyum ben? Sırtından bıçaklanan Cem Arslan'ın yaptığı hangi hareket yaşama bağladı? Ünlü radyocu nasıl ölümden döndü? Belki de beni şu anda hayat tutan şeylerden bir tanesi o da olabilir. Uğradığı saldırının ardından önce hastanede, sonra evde tedavisi devam eden Cem Arslan'ın ilk radyo programına Starlight ekibi konuk oldu. Yayınımıza devam ediyoruz. Bir yandan da Star Televizyonu Starlight programına merhaba diyoruz, günaydın diyoruz. Gelelim herkesin yüreğini ağzına getiren o hadise. Sırtımda hala işte şöyle 20 santim bir orta derinlikte kesik, 30 dikiş var ama benim esas söylemek istediğim, benim canımı yediğim bıçak darbelerinden daha çok bu kamu vicdanını da yaralayan adaletsizlik canımı sıktı. Olay geçtiğimiz hafta yaşandı. Radyo binasından çıkan Cem Arslan bir kadın tarafından gümüş suyunda güpegündüz saldırıya uğradı. Ben yolda yürürken, yanımda asistanla konuşup yolda yürürken arkadan sinsice gelip tak 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 ve direkt kalbe tak 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 bıçak darbeleriyle bıçaklanıyor. Yani direkt kalbe, hedefe direkt kilitlenen ve sinsice hiç sessiz sedasız arkadan gelip çak. Yani direkt öldürmeye teşebbüs var burada. Şizofreni tedavisi gördüğü öne sürülen bıçaklı saldırganın ilk kurbanı Cem Arslan değildi. İddiaya göre saldırgan televizyonda gördüğü, radyoda dinlediği kişilerle arasında bir husumet olduğuna inanarak daha önce de benzer saldırılarda bulunmuştu. 5 ya da 6 yanlış bilgi vermiş olmayayım. Ben 5 ya da 6. bilinen ve mahkemeye yansıyan 5 ya da 6. dosyasıyım. Saldırı anına geri dönelim. Bizim asistanlarla yürüyorduk. Arkamdan şöyle bir, hani birisi bir şey diyor gibi şöyle bir şey hissettim. Ne oluyor diye, yani biri bir şey mi diyor, buyurun falan gibi bir gayri ihtiyari hareketle arkama döndüğümde geber falan diye çakıya bağlamıştım. Ve benim direkt kalbime saplamaya teşebbüs. Yani burada adam öldürmeye kasıt var. Ünlü radyocu elinde bıçak olmasına rağmen can havliyle saldırgana müdahale etti. Ve ben kendisini anında etkisiz hale getirip üstüne atlayıp yerde yakalayıp bıçağı da alıp polis çağırın diye bağırdım. Sıcağı sıcağına anlamasa da derin yaralar almıştı. Birileri kanlar fışkırıyor işte nasıl ya falan, birden ben nasıl ya falan, kanlı abi ölüyorsun falan, bakın bakayım sırtında bir şey var falan dedi. Eyvah ölüyor, ne oluyor demiş. Böyle sesler duyunca dedim ki ne oluyor ya, ölüyor muyum ben falan. Neyse ki hastane 10 adım kadar ilerideydi. Cem Arslan hemen tedavi altına alındı. Aynı anlarda saldırgan da karakola götürüldü. Belki de beni şu anda hayat tutan şeylerden bir tanesi o da olabilir. Çünkü bir dakikadan az bir sürede vardığım bir hastaneye gittim. Kendimi diktirdim. Saldırgan teşhisi koyulmuş bir şizofreni hastası olduğu için bir gün sonra serbest bırakıldı. Cem Arslan'sa hala yaşadığı saldırının şokunda. 20 santimlik bir orta derinlikte kesik var, 30'da dikiş var. Yani klasik dikme yöntemiyle 30 dikiş. Eğer estetik dikiş olsaymış 100 dikiş falan olurdu diyorlar. Starlight ailesi olarak Cem Arslan'a geçmiş olsun diyoruz. Birisi için öldü anonsu yapılması için üstelik belediye uğraşıyor. Cenaze işleriyle belediye uğraşmıyor mu bu memlekette?